Ey habibul laziz gerja kulli heliminen el alem cehhimin rabbil âlemin ve Muhammed ve ala âli ve sahbi ecmaîn ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'in doğduğu bu mübarek ayda bizleri buluşturan Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun Habib Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz salat selamlar olsun. Efendim kardeşler kainatın efendisi olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirimiz yaratılmış olmayacaktık. Onun için ondan bahsetmek, onu anlatmak, onu övmek, onu sevmek halis iman ne kadar seversek o kadar imanımız artar. Karımızdan, kocamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, anamızdan, babamızdan ileri nereye geliyor nokta, son nokta? Canımızdan ileri. Allahu Teala Ahzab suresinde buyuruyor En nebi ve evlâ bil min Benim peygamberim inanan kullarıma canlarından daha yakındır. Bu ayettir. Bizim canımız kendini cehenneme atar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi cennete çeker. Nefsimiz bize zarar eder. Resulullah bize kar eder. Bir insanın öz benliğinden, nefsinden, canından daha ileri olan bir zat ancak Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın beyanıyla. Onun için la yu'minu hadikum mali ve veledi ve Nasıl Sizin biriniz malından, mülkünden, çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan. Bazı rivayetlerde hatta kunu habbelimin nefsihi öz canından daha çok beni sevmedikçe iman etmiş olamaz. Tabi bu iman etmiş olamaz. Kamil manada iman etmiş olamaz diye tefsir ediliyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Geldi dedi ya Resulallah vallahi ente habbüley min kulli şey illa min nefsi. Ben seni her şeyden çok sevdim dedi. Anam, babam, karım, çoluğum, çocuğum, malım, mülküm feda olsun. Ancak canımdan ileri sevemedim dedi. Hazreti Ömer kadar doğru adam, dürüst adam, mert adam var mıdır ya? Bizim gibi sahtekarlar olsa sana kurban olayım deriz. Nasıl olsa kurban olacak değiliz ya numaradan. Bizim gibi yağcı adamlar böyle seni canımdan çok seviyorum laflarını yapanlar ispata geldi mi efendim hadi madem öyle Allah yolunda şu, şu sağlığından, sıhhatinden, uykundan vaktinden, malından, canından şu feytakarlığı yap dendiği zaman da kıvıranlar yamulanlar ya şimdi işim var diyenler sabah namazına bile kalkamayanlar zekatı verirken elleri titreyenler nasıl canından çok severler? Hazreti Ömer radıyallahu anh doğru adam olduğu için her şeyden çok sevdim diyor. Ama canımdan çok sevemedim. Bu ne büyük bir itiraftır. Şimdi Hazreti Ömer bile bu makama kademe kademe gelmiş. Bize sorsan balıklama atlarız. Canımdan çok seviyorum ya. E tabi. Çünkü ispat isteyen yok da ondan. Sen zannetme ispat isteyen yok. Var. Allah bunun ispatını bizden her an istemektedir ve bunu yalancı çıktığımızı da görmektedir. Allah bu sahtekarlıktan bizi muhafaza eylesin de bundan sonra hakikaten canımızdan ileri geçirecek bir imana bizi sahip eylesin. Dedi ya Ömer senin imanın hala olgunlaşmamış. Hazreti Ömer'e dedi bu radıyallahu anh, bir titredi bir ürperdi böyle. Nasıl benim imanım eksik noksan kalacak? Dedi vallahi le entel an Elhammuleyemin nefsi ellet ibainecem bey. Şimdi yemin ediyorum dedi. O hal hasıl oldu. Bundan evvel ben sana doğruyu söyledim. Şimdi öyle bir hal kazandım ki tam benim ortamda bir nefsim var ya öz benliğim, canım, içim, kendi varlığım. Sen bana ondan da sevgilisin. Şimdi o makama gel. Elan Yavmer, şimdi senin imanın Kemal buldu dedi. Ama diyorum işte Hazreti Ömer'e o hitabı buyurduğu zaman Hazreti Ömer şimdi canımdan çok seviyorum dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi benim için canını ver deseydi verir miydi diyorum? Verirdi. Çünkü Hazreti Ömer eğer radıyallahu anh, bizim gibi olsaydı baştan da seni çok canımdan çok seviyorum derdi. Niye baştan sevemedim dedi? Peşinden seviyorum dedi. Çünkü o makamı kazandı da öyle söyledi. Demek ki o makamı kazandığını söylediğinde de doğruydu. Ve canını ver dediğinde de seve seve oracıkta verirdi ama bizim gibiler ya Resulallah şimdi hani sıra bende mi? Benim bir de abim var onu çağırsak nasıl olur? Falan. Bizim gibilerin kıvırma payı çoktur. Biz hakikaten bu kamil manada imanı tadamadan öleceğiz gibi geliyor bana. Ölmeyiz inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem men kunne ve cedi iman Üç şeyi bulunduran imanın tadını tadar. En yakun Allah ve Resulü habebelin ma Bir defa Allah ve Peygamber ona her şeyden daha sevgili gelecek. Şimdi Allah ve Resulü'nün her şeyden daha sevgili gelmesinin ölçüsü nedir? Yani bizim hepimize sorsalar bir Müslüman olarak tabii Allah'ı her şeyden çok seviyorum. Allah'tan sonra peygamber gelir her şeyden çok seviyorum. Demekle mükellefiz ve bunu deriz. Zaten bunun aksini beyan etmek bizi dinden çıkarır. Bir insan dese ki ben anamı Allah'tan çok seviyorum. Kafir olur. E bir insanda ben kar, karımı peygamberden çok seviyorum, kafir olur yani bunu da diyecek bizim içimizde bir enayi yok. Ama her şeyden çok seviyorumun ispatı noktasında durum nedir? Durum vahimdir. Çünkü Allah her şeyden çok sevmek onun emirlerine, herkesin emrinden çok itaat etmek anlamına gelir. Onun farzlarına, onun vaciplerine, buyruklarına her şeyden çok itaat etmek gerektirir. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden çok sevmek onun sünnetlerini göz bebeği gibi korumak hiçbir sünnetini terk etmemek anlamına gelir. Bunlar bizim açımızdan uzak şeylerdir. Biz hakikaten bir maddi menfaatle Allah'ın emri karşılaşsa namazı geciktiren namazı bırakan icabında başını açan icabında efendim ee, Allah'a isyan edilen noktada maaş alıyorum diye işine devam eden taviz veren insanlarız. Bir diploma için diploma dediğin nedir? Sanki almayan cehenneme mi girecek? Alan cennete mi gitti? Ha bir diploma için bu kadar insan başını açmıştır. Bir de bunlara fetva veren hocalar da var. Ne olacak canım diyor. Aç başını diyor ki günahım benim olsun. Sen zaten çıfıt çarşısı olmuşsun. Onu da yükle. Böyle günah benim olsun bir Müslüman diyebilir mi? Allah bir şey emrediyor. Ben sana diyorum ki kırabilirsin bu emri. Ya at sırtıma yani. Bu gavurluktur. Ve kâlellezîne keferû Kafirler inananlara dedi ki, siz bizim yolumuza uyun, varsa günahı biz taşıyacağız. Kim söyledi bunu diyor Kur'an? Nahil suresinde kafirler söyledi diyor. Bir Müslüman diyebilir mi ki, iç şu içkiyi günahım benim olsun. Yap şu zinayı günahım benim olsun. Ben taşıyacağım. Ahirette sorumluluğu üstüme alıyorum. Bunu bir hoca diyebilir mi? Açın başınızı gidin. Kim diyebilir bunu ya? Ve ma'am bi hamiline min bir şey. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimsenin hatasından bir şey yüklenemez diyor Allah. İnne hadi kâzibun. Onlar yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar ama tabii milleti saptırdıklarının günahını yüklenecekler. Ama millet de niye enayilik ediyor da onlara uyuyor da sapıtıyorsa o da kendi günahını çekecek. Yoksa hocadan fetva aldım diyerek kimse kendini kurtaramaz. Hocadan nasıl fetva alıyorsun? Allah'ın emrine muhalif bir fetva kim verebilir? Yani demek istediğim basit menfaatler, rütbeler, makamlar, mevkiler, diplomalar, toplamalar vs. tavizler için bu millet ne yamulmalar yapıyor? Ne farz kalıyor, ne vacip kalıyor, ne sünnet kalıyor. Ondan sonra lafa geldim, mangalda kür kalmıyor. Allah'ı peygamberi her şeyden çok seviyorum. İddia etmeyen bir Müslüman çıkmaz. Ama ispat eden de bir Müslüman zor çıkar. Onun için bu mübarek aydayız. Ben bu gece sohbetimizi, konumuzu Muhammed Mustafa'ya ayıracağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne hususta konuşacağım? Onu tanıma ve tanıtma konusunda konuşacağım. Çünkü sevgi tanımaya bağlıdır. Yani muhabbet marifete tabidir. İltifat da marifete tabidir. Anlatalım. Muhabbet marifete tabidir. Ne demek? Sevmek tanımaya bağlıdır. Bir insan hiç tanımadığı bir şeyi seviyorum derse, e, seviyorsan anlat bakalım dediklerinde de hiçbir şey bilmiyorum derse buna gülünür. Çünkü seven sevdiğini çok iyi tanır ve çok anar ondan çok bahseder. Men abbe cenek terezikra. Bir şeyi çok sevip de ondan hiç bahsetmemek çelişir. Herkesin bir şeyi sevdiği onu anmasından ölçülür. Adama derler sen de bunu ne kadar seviyorsun ya dilinden düşürmüyorsun. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok sevenler hiç ondan bahsetmeyenler olabilir mi? Dolayısıyla onlar ne kadar bahsediyorsak o kadar sevgimizi gösteriyoruz. Ama muhabbet marifete tabidir. Ne demek istedim? Sevgi tanımayla paraleldir. Yani tanıdığın kadar seversin. Çünkü tanımadığın bir şeyi ben çok seviyorum ama bu kulaktan duymayla efendim e, e, ana babadan duymayla, geleneklen görenekle, örfle, adetle tanınmadıktan sonra ne kadar sevilecek? İltifat marifete tabidir. Ne demek? Bir şeye yönelmek bir şeyle ilgilenmek, bir şeye talip olmak, müşteri olmak neye bağlıdır? Tanımaya bağlıdır. Dolayısıyla bir insan tanımadığı bir şeyi sevemez. Tanıdığı kadar sever ve tanımadığı bir şeye yönelemez. Tanıdığı kadar yönelir. Şimdi biz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hep salavat okuyun hiç. Ben ne zaman okuyorum siz de okuyun. Bana sünnette size Ümmet mi yani? Size de sünnet. Siz de okuyacaksınız. Ben yesem sen doyar mısın? He o zaman sen de ye. Salavat-ı Şerife'yi birlikte okuyoruz. Ve böylece hep birden af oluyoruz inşallah. Adamın birisi çok bozuk imiş. Benim gibi. Öldü. Millet cenazesine gitmedi. Ya gerçi benim cenazeme gelen çok olur inşallah. Zaten vasiyetim var ha. Bir sohbetimi dinleyen gelecek arkadaş. Hakkım var alırım ahiret. Burada ben sizden para almıyorum. Ölürsem cenazeme gelirsiniz. İyi biliyorduk dersiz belki af oluruz. Şimdi sen efendim adamın cenazesi kal kalmış ortada ya. Birkaç kişi Müslüman yine demişler ne yapalım gömelim falan. Bir de mahalledeki bütün alimler, veriler eskiden bir mahallede kaç tane ulema evliya vardı. Şimdi bir vilayette zor bulursun. Hepsi de rüyasına girmiş cennette. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Rüyada görenler aynı gece, gömüldüğü gecesinde dediler ki, aa nasılsın? Gördüğünüz gibi dedi cennetin ortasındayım. Senin orada ne işin var dediler ya. Adam dedi valla ben de hiç şaşırdım, ben de yakıştıramadım dedi ya. Ama dedik cenneti kazanmışık dedi. Nasıl kazandın ya? Yolunu göster de biz de yapalım. Ya ne bileyim dedi, böyle bir vaaz vardı, hadis okunuyordu dedi. Ben de girdim oturdum dedi. Bir Resulullah dediler sallallahu aleyhi ve sellem cemaat toptan bir salavat-ı şerife okurken ben de arada bir salavat getirdim af olmuşum dedi ya. Hakikaten bu cemaat mefhumu, bu Allah için bir araya gelme meselesi ve bu salavat şerifeleri böyle topluca Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sellim şu cemaatin içinde günahkar kalır mı ya? Onun için başınızı çıkarmayın bu rahmetten. İstifade edin bu devletten. Bu nimettir bu. Şimdi ondan bahsedelim. Bahsettikçe ne yapalım? Tanıyalım, marifetimiz artsın. Tanımamız arttıkça muhabbetimiz artsın. Sevgimiz yükselsin. Sevgimiz arttıkça da iltifatımız artsın. Yani yönelişimiz ona doğru olsun inşallah. Onun düşmanlarından ele tek çekelim inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu eseri hapishanede söz verdim. Dedim işte her sene Mevlüt ayında Resulullah'a bir kitap yazacağım sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olurum inşallah e, bu sene de bu kitabı hazırladım 200 sayfa kaç geceler uyumadım tabi kitabın mevcudu da bitti siz sonra ararsınız yani bu kitaptan şu anda yok ancak ben size metni var bir de buradan bazı e, yazdığımız şeylerden efendim anlatacağız İmam-ı Azam radıyallahu hazretleri imamımız Resulullah'a ziyaretinde sallallahu aleyhi ve sellem muvaciye-i şerife tam yüz yüze Allah ona bu kasideyi ilham etti. 53 beyit halinde mübarek bir okudu bir anda içine geldi yani. Şu anda da Ravza-i ziyaret eden sabah akşam 70 bin melek bu kasideyi okuyorlar. Allah Allah. İbn Abbas Hazretleri bunu zikretti. Şemsüleyin Meyhulvani Hazretleri zuhuratta gördü. İbn Abbas dedi ki İmam-ı Azam'ın bu kasidesini Allah meleklere okutuyor. Resulullah'a met eden sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tabii mucizeler bahçesinden başlayayım da biraz tanıtımına vesile olsun. Lekemücizatun a'jazat kulel vara ve dalun cellet feliye tuhaka Senin öyle mucizelerin var ki ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainatı aciz bırakmıştır kimse eşini benzerini gösterememiştir. Öyle faziletlerin meziyetlerin vardır ki hadden hadden yani sayıdan sınırdan uzaktır kimse bunu sınırlayamamıştır. Citler dolusu kitaplar Sami söylüyorum ne burası ne bu bina baştan aşağı diksem binlerce cil kitap şu anda yazılmış. Kimisi aslından kayıp kimisi yazma kimisi basılmış çoğu basılamamış. İslam aleminde yüz binlerce eser vardır. Hep Muhammed Mustafa'dan bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ama hiçbiri de onu sınırlayabilmiş değildir. Ne mümkün vasf olunmak ol habibi ana vasf heman Allah garibi. Kim tarif edecek onu diyor. Onu ancak Allah tanır. Celle Celal o tarif edebilir. Onun için şair ne diyor? Senin nuru cemalinle bütün alem ziya olmuş. Ne haddim seni etmek ki meddahın huda olmuş. Yani Allah'ın met ettiği bir kulu senin benim methetmem kendi ölçeğimize göredir. Tabi ona yakışan bir metiyeden aciziz. Ancak Rabbisi onu takdir etmiştir. Kainatı onun hürmetine halk etmiştir. Onun sevgisiyle bu maya tutmuştur. Onun sevgisi uğruna Allah alemleri yaratmıştır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah ilk kendisinden zuhur eden hub, sevgi ve muhabbet kainatın efendisine olan sevgisidir. O sevginin eseridir. Bütün cihan meydana gelmiştir. Dolayısıyla oturdun, kalktın, konuştun, görüştün, ha ha hi bu muhabbetlerde eğer Muhammed Mustafa yoksa sallallahu aleyhi ve sellem fuzulidir, boşunadır, lüzumsuzdur hatta aleyhinedir, gıybet dedikodu iftira ve malayanilerle ömür törpüsüdür, ömür sermayesinin boşuna tüketimidir. Yapmayalım, yazıktır. Yazıktır. Kimdir bu şarkıcılar? Kimdir o futbolcular? Kimdir o dizide oynayanlar? Kimdir ciğeri beş para etmeyen adamlar? Abdestsizler, kusursuzlar, taretsizler, imansızlar, bu gibi insanların dizilerini seyrederekten, bunları anlataraktan çoluğun çocuğun ömrü tükendi ya. Beyinlerin bilgisayarı doldu ya. Yazıktır. Şu ümmet çoluğuna çocuğuna nasıl kainat efendisini tanıtmadan yaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çoluk çocuk ondan mahrum yaşıyor. Okullarda biraz kutlu doğum haftası yapmışlar da mason gazetelerin başyazarı ne ediyor? Bu nasıl diyor laiklik elden gidiyor diyor ya. Hiç diyor kutlu doğum haftası diyor okulda okutulur mu? Allah Allah. Şu rezalete bak. O öbür taraftan öbür okulda Paskalya Bayramı diye gavurun bayramını tatil etmiş. Türkiye'deki bir okul o da milletime bağlı gavurların Paskalya Bayramı'ndan tatil yapıyor. Ona bir şey yok. Muhammed Mustafa'dan bahsederse sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bahsediliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Bu millet Müslümandır elhamdülillah. Bu Müslüman milletin Müslüman çocuğuna nasıl Resulullah'ı tanıtmayacağım da sallallahu aleyhi ve sellem hangi hokkabazı ok tanıtacağım? Onun için ne olur gençler evleniyorsunuz, evlendiniz, evleneceksiniz, çoluk çocuk doğuracaksınız. Aşkınız, sevginiz Resulullah'a olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem eddibu evladekum ala hadis-i şerifiyle ameliniz olsun. Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye edin, yetiştirin. Hübbi nebiyyikum başta peygamber sevgisi ve hubbe ehli beyti sonra ehli beyt sevgisi Hasanlar, Hüseyinler, Aliler, Fatmalar ehli beytler, Aşe anamız, Hatice anamız Rıdvanullah Ali Mecmain sahabe sevgisi ve kıraatil Kur'an, Kur'an tilaveti, Kur'an okumak dolayısıyla bu terbiyeyi vermeden yazıktır dünyaya getiririz, cehenneme odun olurlar onlar da, onlar da üzülürler, biz de üzülürüz Allah aramıza ayırır sen cennete çoluk çocuk cehenneme bu olmaz. Ya ahirette akrabalık ilişkiler mal mülk fayda etmez. Ancak Allah yolunda birbirine yapılan faydalar, hizmetler fayda eder. Onun için lütfen bu ihmalleri bırakacağız. Nedir bu ya? Televizyonlar, diziler, kanallar, internetler, bilmem neler. Milletin gözünü, gönlünü kapattı ya. Şu haberlerden bir haberi yok. Bak şimdi okuyacağız. Birinci mucizesini, birkaç mucizesini anlatalım. Bakalım kimmiş? Netakatu'am bi semmihi leke <laughs> mu'lina. Adab kad İmam-ı Azam diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam yüz yüze kabri şerifin önüne geldi. Yemek diyor zehirli olduğunu sana söyledi. Kertenkele de sana kavuşunca lebbek dedi diyor. Ha şimdi burada ne anlatıyor? İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den dönüyor. Bedir muharebesinde kafirleri yere serdi. Ebu Ceyl gibi yetmiş kavurun kellesi gitti. Aç, kainat efendisi aç. Zaten dünyada da arpa ekmeğinden karnı doymamış, buğday ekmeği zaten görmemiş, arpa ekmeğinden karnı doymadan gitmiş. Cihattan geliyor. Yahudi kadın başında bir sahan, içinde de pişmiş bir oğlak. Dedi ki. Ben dedi adak yaptım. İşte bu, bu Yahudilere güvenilir mi bunun karısı, kızı, çoluğu, çocuğu hepsi bir bir sahtekar. Dedi ki ben dedi bir adak yaptım. Sen Bedir'e çıkarken Medine'nin civarında onlar da yaşıyorlar, komşular var. Sağ salim dönersen dedi sana bir oğlak keseceğim. Bir oğlak kestim dedi. Takdim etti kainat efendisi yiyecekken pişmiş oğlak tütüyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve La tekulni fe inni mesmum yeme beni ben zehirliyim dedi. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem elini çekti. Kaynaklarını burada zikrettim. Tabi sonradan kitabın şimdi baskısı bitmiş. Sonra ararsanız bulursunuz. Oradan efendim kaynaklarını görürsünüz. Hayber'de biliyorsunuz. Fetih nasip oldu. Yahudi kalesidir. Komutanın kızı da babasının öldürülmesine çok hıncı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pislikten uzak yerleri etin çok sevdiği mesela işkembe yemezdi. İşkembe, paça, bacak, buralar pislikle haşır neşir yerler. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sırt etlerini yerdi, omuz, but. Pislikten uzak tarafları sevdiğini o Yahudi kızı biliyor. Yaptı yemeği getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Bir lokma aldı. Sahabeden bir tanesi de iki lokma attı. Koyun dile geldi. Yeme beni ben zehirliyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen tükürdü. Biraz bir su içine gitti zehirli koyunun suyu. Az bir su gitti içine. Lokmayı yutmadı. Fakat öbür sahabe bir iki lokma yemiş idi. Sonra o kızı çağırdı, Onun haberi yok köy hapşeden. Gel bakayım dedi. Ne akla hizmet edin bunu zehirledin. Basmış butlarına tam omuz etine zehiri basmış. Orayı seviyor diye. Ulan ne uyanık Yahudi dedi ki Yahudi dedi hesap ettim, kitap ettim. Babamı öldürdünüz, kalemiz gitti. E siz de rahat dursaydınız hep. Müşriklerle birleşip birleşip Resulullah'ın aleyhine harbe katılıyordunuz. Niye sözünüzü bozdunuz? Bunu hak ettiniz. Ama ben de dedim ki dedi basayım zehiri şu yemeğe de. Zaten gerçek peygamberse koyun dile gelir söyler ona. Yemez kurtulur. Zaten sahtekarsa yer zehirlenir ben kurtulurum. Ne uyanıksın dedi be. Hadi seni affettim dedi. Affetti hakikaten de o sahabe birkaç zaman sonra şehit olunca o zehirden kısas hakkı doğdu değil mi? Bir Müslümanı öldürdü. Dolayısıyla kısas hakkı doğunca kainat efendisi onu da kısas olmak üzere öldürmek durumunda kaldı şerata göre kısas var. Ve kainatın efendisinin vefatı neden oldu biliyor musunuz? O zehirli lokmadan oldu. Kainat Efendisi 63 yaşında vefat ederken sallallahu aleyhi ve sellem sıtmalandı biliyorsunuz. Çok ağır sancılar çekerken son sözlerinden "Mazale tuaviduni hada qat'at ebheri." Hayber'den kaç, kaç sene sonra Hayber'de yediğim zehirli lokmadan içime giden bir su senelerdir diyor sıtma yaptı bana geldi gitti yokladı her sene birkaç sıtma vururdu o zehirden ama şimdi Son şah damarım o zehirlen kesilecek ve ben şehit olacağım dedi. Çünkü zaten vefatı gelmiş. Allah ile de pazarlık eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sellem'e gönderdi. İstersen kal istersen dur. Resulullah durmak ister mi? Allahümme rafiqa la yüce dostu seçiyorum dedi. Gitmek istedi. Zaten evvelki hutbesinde de Allah bir kulunu ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. okul. ahireti seçti buyurduğunda. Kimse bir şey anlamadı. Ebu Bekri Sıddık ağlamaya başladı. Resulullah kendinden bahsediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki buradaki hikmet neydi? Zaten vade dolmuştu. Ama Allah Teala o zamana kadar tesir ettirmediği zehiri vefatında müessir kıldı. Sebep olarak yarattı ki kainatın efendisi, peygamberlerin efendisi olduğu gibi şehitlerin de efendisi olsun. Yahudi milleti yüzlerce peygamberin katili olduğu gibi Muhammed Mustafa'nın da katili olsun. Allah'ın lanetleri üzerlerine olsun. Onun için efendi kardeşlerimiz bunlar büyük hadiseler. Gelelim sırtlan seninle konuştu. Keler Hazreti Ömer anlatıyor. Radıyallahu anh. Süleymoğullarından bir bedevi bir keler avlamış. Elbisesinin yenine sokmuş böyle. Baktı kalabalık oturuyor. Resulullah'ı tanımıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin de bahsi duyuluyor birisi çıkmış işte kardeşi kardeşten ayırıyor ana baba çocuktan ayrılıyor işte putlara hakaret ediyor tevhidi getirmiş ortalık karışmış Süleymoğullarından bu bedevi yanaştı 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 baktı Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim bu dedi dediler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir de geldi hemen Resulullah'a bir saldırdı sahabe orada duruyor lat ve uzaya yemin ederim diyor putlara Analar senden daha nefretli bir adam taşımamıştır diyor. Haşa ve Biliyorsunuz bir de diyor ki bak acelecilik yapmak istemiyorum diyor. Yoksa millet bana ne aceleci adam diyecek. Şimdi seni öldürürdüm diyor. Dü dünyayı kurtarırdım senden herkes bayram ederdi. Resulullah oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Hazreti Ömer orada ne demektir bu? Herifin kafası gidecek demektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh davranmaya başladı. Vuracak herifi. Resulullah Efendimiz'e ya Ömer kâdel Halim ve yekûne nebiyyâ ey Ömer dur dedi. Acele davranmayan, yavaş hareket eden insanlar neredeyse peygamber olacak kadar üstün adamlardır dedi. Çok dikkat edelim. Bu acelecilik hepimizde var. Birden parlıyoruz böyle. Dik, yavaş. Dedi dur. Tamam. Adama dedi ki hele gel dedi. Ne konuşuyorsun sen? Niye kızıyorsun bana? Mehyağa beni Süleym. Ey Süleym oğullarının kardeşi dur bakalım. Vallahi Vallâhi inniyle fis fissemâ. Ben göklerde emin bir kişiyim. Mahmudun öndel melâike. Bütün melekler beni övüyor, seviyor. Eminun fil ardı. Yerlerde emin ve güvenli bir kişiyim. Mahmudun öndel âdemîn. Bütün insanlara sor bir kişi ne yalan mı ne yanlış mı ne bir kimseye zararımı söylemiyor. Benim hakkımda kötü konuşma, doğrudan başka bir şey de konuşma. Gel bakalım, derdin ne? Adam geldi dedi, ya ben de dedi sana dedi, iman edecek göz yok dedi. Ama dedi, öyle bir şey söyleyeyim ki hiç yapamasın. Keleri çıkarttı elinin içinden, attı Resulullah'ın önüne. Bu keler sana iman ederse ben de ederim dedi. Diyor ki nasıl olsa Kellerin konuşacak hali yok. Ben de sıyrılırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelere döndü. Ey yuhabbab ey keler der demez. Lebbeyk ve saadeyk ya zinete vafel kıyame. Bu kelerin sözü. Arapça bir lisan ile. Bütün sahabe duyuyor. Buyur emrine amadeyim diyor. Ey kıyamete çıkacakların süsü olan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kelere diyor ki men te'abud ya dabb. Sen kime tapıyorsun? Kelere soruyor. Keler diyor, اَلَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْاَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَب۪يلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ Arşı gökte, saltanatı yerde, yolu denizde, rahmeti cennette, azabı cehennemde olan Allah'a tapıyorum. Görüyor musun kelerdeki marifeti? Femenene ya adam, hele bir beni söyle, ben kimim diyor. Kertenkele konuşuyor. Ente Muhammed ibn Abdullah, Resul Rabbil Alemin ve Hatemun Nebiyyin ve İmamul Muttakin. Kad efleha men amene bike ve saddakake ve tebaak ve khabe ve khasra ve khalefek. Bütün sahabe dinliyor. Ne biçim Arapça konuşuyor? Sen Abdullah oğlu Muhammed'sin. Sallallahu aleyhi ve sellem Âlemlerin Rabbinin elçisisin. Peygamberlerin sonuncususun. Takva sahiplerinin imamısın. Abdest parıl parıl parlayan ahir zaman ümmetinin cennetlere rehberisin. Sana inanan, sana uyan, seni tasdik eden kurtulmuştur. Seni yalanlayan, sana karşı gelen husrana uğramıştır. Diyor adam bir gülmeye başladı gidiyor. Resulullah dedi ne oluyor? Allah'la mı alay ediyorsun? Benimle mi alay ediyorsun? Ne gülüyorsun? Dedi ne güleceğim dedi ya. Senin hakkında duymadığım kalmadı. Beni çok doldurdular dedi. Bu müşrikler ama La Uyanıktı. Bedeviler çok uyanık olur. Gözümle gördükten sonra dedi, duyduğuma inanamam dedi. Ben şimdi gözümle gördüm dedi. Kim ne derse desin, ben seni anladım dedi. Vallahi buraya gelirken senden çok kızdığım bir adam yoktu. Şimdi vallahi sen bana anamdan babamdan şu iki gözümden daha sevgilisin. İçim dışım senin sevginle doldu dedi. Onu bir kere gören kaya olsa kaya ...muhabbete başlar. Adam iman etti. Eslim, teslim. Ona dedi İslam'a gir. Selamet bulasın adam da buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. <laughs> Şehadet getirdi. Müslüman oldu. Kainat efendisi dedi ki görüyor musun dedi. Ne mutlu sana teytena kafira. Yanımıza gavur olarak geldin. Ölsen cehenneme gidecektin. Ve ten sarfü min indina saida. Yanımızdan... ...bahtiyar bir Müslüman olarak, sahabe olarak ayrılıyorsun. Sonra dedi ona ki... ...senin dünyalık... ...helleke... ...min, min a'adid dünya... ...min şey... ...dünyalık malın mülkün var mı dedi. Baktı tipi falan fakir. Adam dedi ki... ...bizim kabilede benden fakiri yoktur dedi. Çulsuzu biriyim dedi. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem... ...oradakilere... Men yadmen lehu ne'aketen min nûkul dünyâ, yadmen lehu ne'aketen min cennet. Buna dünyada bir deve verene, ben cennette bir deve söz veriyorum dedi. Abdurrahman ibn Avf tabi, tam zengin sahabi, dedi ki Ya Resulallah ona 10 on aylık bir yüklü deve vereyim dedi. Arapların en kıymetli malı, şimdiki son model BMW yani, Jeep gibi. Dedi ki 10 aylık yüklü deve vereyim, deveyi de bir tanıttı, şöyle deve, böyle deve, kırmızı deve. Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem sen çok tanıttın deveni dedi. Ben de sana benim cennete vereceğim deveyi anlatayım sana. De. Bakalım senin deveye benziyor mu? İnna naqatan min lu'lu'atin jawfa. Arapçalarını burada yazmış. İçi boş inciden. Devenin tamamı inciden. Allah Allah. Gerdanı kırmızı yakut, kuyruğu yeşil zümrüt, ayakları türlü türlü cevherlerden, cevherlerden. Üzengesi palanı, sündüs ise bırak ipeklerden. Tezifu ma makami ve ve ala sıratı Bu verdiğin deve seni havzu kevserle benim makamım arasında dolaştıracak sıratı şimşek gibi geçirecek dedi. Ondan sonra o zata dedi ki dur bak şimdi sana anlatalım. İman namazsız olmaz, namaz kıraatsız olmaz. Sana birkaç sure öğreteyim. Fatiha'yı öğretti. İhlas öğretti, felaknas öğretti. Adam zeki be devi zaten hemen ezberler. Hepsini ezberledi, namaz tarif etti. Bu ne kelam, bu ne din dedi ya. İmana geldi. Hadi git. Adam çıktı Resulullah'ın yanından birkaç kilometreler gitti bir de baktı bin kişilik bir kalabalık. Süleymoğulları toplanmış geliyor hepsinde kılıç. Bir de mızrak. Nereye? Bu Muhammed var ya dedi sahtekar yalancı peygamberlik iddia ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onu öldüreceğiz. Bak Resulullah'ın işine işte. Hazreti Emer onu öldürseydi nasıl olacak? Resulullah ne dedi? Acele etme dedi. Dur. Bak o adam iman etti şimdi. O da gitti bin kişiyi durdurdu. Hele durun. Ne oldu? Ya dedi ne yalancısı ya? Ben demin yanından geliyorum dedi ya. Keler konuştu dile geldi. Adam öyle bir mertmiş ki kimse yalanını görmemiş kabilesinde. Fakir fukara ama mert adam. Bin kişi bile bunun dediğine şaşırdı kaldılar. Deme ya. Dedim dedi ya gözümle gördüm dedi ya Bırakın Mekke müşriklerinin Doldurmalarına siz ya Bu zat gerçek peygamber Kertenkele konuştu dedi ya e O zaman biz de ona iman edelim dediler Bin kişi birden Araplarda başka Kabile yok Süleym bin kişi Bir anda iman etti Resulullah'a geliyorlardı efendimiz haber aldı Yolda onları karşıladı Hepsi geldiler dediler Anamız babamız feda olsun ellerini ayaklarını öptüler İman adamın içine girdi mi Bir girdi mi tam girer ya Dediler bize emir buyur ne buyurursan. ne rahit tehterat Halid Velid. Cihada çıkacağız. Çıkarken Halid ibn Velid'in komutasına girersiniz. Siz onun emrindesiniz bundan sonra dedi. Bin kişi bir anda sahabe oldu ya. Bir keler mucizesinin etkisine bak. E tabii biz şimdi duyuyoruz ama ben size inanıyorum. Siz de benim hakkımdaki böyle inandığınıza inanıyorum. Görmüşten çok inanıyoruz biz kelerin dile geldiğini görseydik ancak bu kadar inanırdık. Biz gayba iman ediyoruz. Allah bu imanımızı mübarek eylesin. Çünkü bizim imanımız üstün bir imandır. Bak duyarak inanıyoruz. Görenler gibi değil yani. Onun için İbni Mesud'a geldi. Tabiinden birisi sahabe olamamış dedi. Yebne Mesud vallahi kıskanıyorum o iki gözünü ki dedi bunlarla Resulullah'ı gördün. Sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mesud dedi ki: "Vallahi ben de senin imanını kıskanıyorum. Sen görmeden iman ettin. Gayba imandan üstün iman olamaz." dedi. Ahir zaman ümmetleri Allah imanınızın buğara geçsin diyorum. Evet görmedik ama görmüşten öte iman ettik elhamdülillah. Kainat efendisinin sonsuz mucizeleri. Ve zibu bu vel gaza'atu kad etet bike testeciru tahtemi bi himaaka. Kurt sana geldi. Ceylan sana koştu. Sana iltica edip himayene kavuştu. Kurt geldi. Oturdu. Kuyruğun üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye dedi hadi düz yap. Kurtların elçisidir bu dedi. Câes elüküm şey ya. Geldi diyor ki dedi ben bu hırsızlıktan bıktım. Koyunları kapmaktan. Onlar bana versin ara sıra yiyeceğim kadar. Koyun boyun. Bırakalım bu işleri dedi. <laughs> Sahabe-i kiramla ne, ne diyorsunuz dedi. Sahabe-i kiram vallahi ne la ne falim. Kurtla anlaşamayız dedi. Biz koruduğumuzu koruyalım o kaptığını kapsın dediler. Resulullah kurda böyle yaptı. Kapabildiğini kap dedi. Bunlar anlaşmaya yanaşmıyor dedi. <laughs> Ezdi bu ömez diye bu kurt gidiyor Resulullah dedi. Ne kurttur o ki dedi ne kurttur o. Kapar o, dedi. <laughs> kurt geliyor. Adam sahralarda kurtu kovalıyor. Kurt koyunu çalmış giderken ne çobanlar var eskiden. Şimdi kurtu gören çoban zaten kaçar. Çoban kurtu kuyruğundan yakaladı ya. Kurt döndü. Ha? Ebu Said Hudri anlatıyor radıyallahu an. Ela tetekilla tehulu beyni ve beyne rizqin Allah iley. Bu kurtun Arapça kelamıdır. Korkmuyor musun Allah'tan bana gönderdiği rızıkımla arama giriyorsun dedi. Adam da durdu şimdi diyor ki El acabu min dibin bir kelamin in Kurt konuşuyor, kurt konuşuyor dedi. Kuyruğun üstüne oturmuş dedi insan gibi konuşuyor ben şaşırdım dedi. Kurt döndü ne diyor? Acabu min zalike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fil medineti yuhaddithu nâse bimâ qad ghalâ yuhaddithu bimâ ve ve entehâunâ tetbe'u ghanemek. Kurt'un sözü. Bu adam o kadar meşhurdu ki zürriyeti yaşadı asırlar boyu kurtla konuşanın oğulları diye Arap yarımadasında meşhur sülaledir. Bu sahabenin. Kurt döndü diyor ki sen benim konuşmama mı şaşırıyorsun diyor. Medine'de Allah'ın Resulü duruyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat gökten haber getiriyor, geçmişleri anlatıyor, gelecekleri haber veriyor. Sen de burada onun sohbetini bırakmışsın diyor, koyunlarının peşine düşmüşsün. Kurdu görüyor musun? Esas sana şaşarım diyor. Peygamber orada duruyor diyor, sen burada geziyorsun. Adam kalktı geldi Medine'ye, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlattı. Kainat Efendisi buyurdu ki, Sadaka ra'i bu çoban Doğru söylüyor, kıyamet alametlerindendir. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşacaktır dedi. Ve ondan sonra kum ve sahabeyi topladı dedi. Kalk, kurt ne dedi sana anlat dedi. Ve o kişi kurtun bu halini haber verdi. Ne geldi? Ceylan sana geldi. Kısa kısa anlatıyorum. Vakitler çok yok. Ceylan'ın bir tanesi Zeyd İbni Erkam anlatıyor. Radıyallahu anh. Medine'nin sokaklarından birinde dolaşırken bir bedevi çadırına uğradık. Baktık bir ceylan bağlanmış duruyor. Ceylan dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem inna zel arabi yasta deni. Aha, bu ceylanın sözü. Bu bedevi beni avladı dedi. Veli hışvani fil beriyeti iki tane yavrum var sahrada dedi. Ve kad teakkadel lebenu fi süt benim memelerimde düğümlendi dedi. Emzikliyim, emziremiyorum. Süt tıkandı. Fela ve yezbehuni esteriha. Kesse beni rahat edeceğim. Çok acı veriyor süt düğümlenmesi. Ne kesiyor beni dinlenebiliyorum. Ve la deuni fe Ne de bırakıyor beni gideyim çocuklarımı emzireyim. Görüyor musun? Hey Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de sana şikayet ediyoruz. Dünyanın gavurları azdı. Ya Resulallah. Yetiş ya Resulallah. Yetiş Filistin'deki Müslümanlara, yetiş Irak'taki Müslümanlara, yetiş Afganistan'daki Müslümanlara, Çeçenistan'daki Müslümanlara. Gavurlar azdı ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yetişir, yetişir. Yetişir kainat efendisi. Ceylan'a yetişti. O anda Bedevi geldi. Resulullah Efendimiz dedi ki bak ben şimdi seni sallarım ama dedi benim malım değilsin adamın malısın dedi. Söz veriyor musun? Geri döner misin dedi. Emzir de gel. Dedi söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem interaktü ki bırakırsam döner misin dedi. Yemin alıyor. Ceylan'ın sözüne bak. Dönmezsem faiz yiyenden beter olayım. Yatsıyı kılmadan yatandan kötü olayım. Senin adını duyup da salavat getirmeyenden beter olayım. Allahumme salli ala seyyidina Ala sahibi. Görüyor musun? Ceylan'daki ilimlere. Efendimiz çözdü. Çok geçmeden Ceylan gitti geri döndü. Sahibi gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben bunu senden parasıyla satın alayım dedi. Mucize tahakkuk ettiği için o keler var ya geçenki keler. O keleri Ayşe anamız aldı. Ayşe anamız diyor ne yiyorsam yediriyordum ne içiyorsam içiriyordum. Ne mucize hayvan diye. Çok bekledim bir daha konuşur ama konuşmadı diyor. Tabi Resulullah çağırırsa konuşur. Öyle önüne gelenle konuşmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevi dedi ki ya ben senden nasıl para alayım dedi. Hediyem olsun dedi. Resulullah hediye etti. Zeyd ibn Erkam Hazretleri diyor ki vallahi ben o ceylanı Resulullah saldığında gördüm. Sonra sahralarda Medine ovalarında gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye diye dolaşıyordu. İşte, İslam bu, din bu, siz uydurmayı hikayeleri, haberler burada. Her birinin altında bir kaynaklar var. Bak, ben bu anlattığımı nereden anlatıyorum? Beyhakî, Delâlübu, Ebu Nuaym, Delâlüm, Kesir, El Bidâye. Süyûtî, El Qasâz, Taberani, El Muǧemülküb, Heytemi, Mezmûz Zevâid. Kaç tane kaynak? Tabii bir şey anlamadınız ama kaynak soranlara lazım olur. Bazı kaynak soruyor. Kaynak söylüyorum ondan da bir şey anlamıyor. ne soruyorsun diyorum o zaman. Hoca bu anlattığın nerede var? Beyakı'da var. Beyakı ne? Pirenin anası. <laughs> Beyakı'yı bilmiyorsun da ne soruyorsun? Dünya kadar kitap var. Cahilin lüzum yok. Hocaya kaynak sorulmaz. Ama ben kitap olduğu için kaynakları yazıyorum kitaba. Vazda çok kaynak söylemiyorum. Ama kaynakları da o soranlardan çok iyi biliyorum elhamdülillah. Bunları örttünüz bir tanesi sileyim bari ya. Evet. Suları da açık tutmak iyi değil tabi. Üzerine bir şey örtmekte fayda var. Yoksa bir hastalık gelir. Hiç ilacı olmaz. Ara sıra hastalık yağar. Mikrop yağar. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabakları boş kendi açık tutmayın. Evde kadınlar sakın. Mutfakta şurada illa üzerlerine bir şey örtün. Böyle bir kap bulamazsanız da misvak gibi bir kalem de olsa uzunlamasına bir şey o etkiliyor mikrobu almıyor öyle amel edersiniz ve kedel et ileyke ve ve şekel ra'aka vahşi hayvanlar sana gelip selam etti deve de seni görünce huzuruna koşup şikayet etti mucizeler sonsuz hayber fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ganimetten bir merkep düştü. Merkebe diyor ki ya himar mesbuk ey eşek diyor adın ne? Siz de zannediyorsunuz ki eşeklerin adı yok. Babası yok. Yani eşek babasını tanımaz zannediyorsunuz. İnsanlar babasını anasını tanımaz. Eşekler tanır. Şimdi öyle eşekten beter insanlar var. Bak eşek seceresini saydı. Ufeyrubnu Yezidebni Şihabibni Haşefe. Erkek eşek. Haşefe oğlu Şihab oğlu Yezidoğlu Ufeyr diyor. Sen sayabilir misin dördüncü dedeni? E işte gör vaziyetini. Limenkünde diyor eşeğe diyor ki sen kimindin diyor. Eşek aynı Arapça konuşuyor. Yahudiyin Ve kuntu a'thiru bi amden ve kâne yüsiyu ileyye ve yücezzi'u batni ve yadribu zahri. Merkebin Arapça fesih lisanına bak. Benim sahibim bir Yahudi'di diyor. Hayber Yahudiydi. Ara sıra diyor kasten tökezlerdim onu düşürürdüm sırtımdan diyor o Yahudi diyor. ...bana çok kötü davranıyordu... ...karnımı aç bırakıyordu... ...sırtıma topa vuruyordu... <laughs> Hellegemin Rab şimdi sahibin var mı dedi... ...yok dedi... ...eşek ne diyor bak... ...haddeteni ebi... ...an abai ve ecdadi... ...babam bana babalarından atalarından nakletti... ...hadis rivati gibi... ...rakibe bu ...sebune nebiye... ...neslimize yetmiş peygamber binmiş dedi ve inne ahira neslina yerkebu nebin yukalehu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed adında sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber son kalan neslinize binecek. Ve lem yebga min nesli ceddi gayri ve la minel enbiyayı gayruke. Peygamberlerden senden başka kalmadı dedi. Bizim neslimizden de benden başka kalmadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ya, ya, ya yafur. Ey Ya'fur dedi sana Ya'fur ismini taktım. Lebbeyk ya Resulallah dedi. Buyur. İşte ondan sonra Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ona binerdi. Kimi çağıracağı zaman onu evine gönderirdi. Giderdi kapıya kafasıyla vururdu. Hazreti Ömer açardı bakardı Ya'fur kapıda. O böyle yapardı. Resulullah seni çağırıyor. Hemen giderdi. Bütün sahabeye Efendimiz onu gönderirdi. Osman'ı bana çağırdı. Ali bana çağırdı. Resulullah vefat etti. O merkep Yağfur sallallahu aleyhi ve sellemin acısına dayanamadı. 3 gün sonra kendisini Heysem İbni kuyusuna attı, intihar etti. Vallahi merkep ayrılığına dayanamadı. Bir devesi vardı, Resulullah vefat etti. Yemedi, içmedi, intihar etti. Daha dinlersiniz. Nafi radıyallahu anlatıyor sahabeyle yürürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağıra bağıra bir deve geliyor. Sahabe-i kiram dediler aman Resulullah bir şey yapmasın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem u u fe inne bırakın gelsin benden yardım istemeye geliyor. Deve geldi ene billahi ve bike ya Resulullah. Allah'a sığındım sana sığındım dedi. Onun için bu Vahabiler Resulullah'a şefaat ya Resulullah denmez şirktir. Tövbe ya Rabbi ya. Resulullah'tan bir şey istenmez. Nasıl istenmez? Allah ona yetki verdi. Biz ona verdiği yetkiden istiyoruz. Deve anladı da sen anlamadın. İnne mevali yeşteravni fasıyla ve kedduni hatta belegtü mine sinni ma tera ve innehum yuridun nehri fe ene billahi bi ya Rasulallah. Bunlar beni yavruyken aldılar. Çalıştırdı çalıştı. Allah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem fe serrihuhu yarta' haytü yeşâ. Salıverin dedi. Sahra istediği gibi yesin içsin bu deve azat olsun. Deve geldi. Bir secde yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalktı giderken sahabe artık dayanamadı. Ya Resulallah hayvanlar sana secde ediyor. Müsaade et biz de sana secde edelim. Buyurdu. La ehaden ehad. Hayvanların işi başka dedi. Sizin hiç kimseye secde etmeniz Allah'tan başka caiz olmaz. Le amuran li ehadin en le meşhur hadis hepiniz biliyorsunuz. Hele erkekler çok biliyor birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım kadınlara emrederdim ki kocalarına secde etsinler. Yani kadın kocanın kadın üzerinde o kadar hakkı var ki yani Allah'tan sonraki en büyük haklardan biridir. Onun için onu anlatmak istedi. Yani demek istedi ki kimse, kimse kimseye secde edemez. Ancak Allah'a secde edilir. Ama emredecek olsam kadınlara kocalarına secde etmelerini emrederdim. Evet. Bu meşhur hadis erkekleri de çok kadar ediyor. İkide bir hanımlara rivat ediyorsunuzdur bu hadisi tabii ki. Bu hadisi karılar hanım kardeşlerim de sakın ha öyle bir hadis yok demesinler. Onlar da nane yemesinler bak. O hadis doğrudur. Ona göre kocalarına itaat etsinler. Ben Allah'ın emrinden başka bir şey ne kadına ne erkeğe söyleyemem. Ama kadın erkek hakları, kadınların hakları üzerine bir sohbet yaptım bir, bir seneye yakın Yalova'da. Kadınlar kendi haklarını anlamak istiyorlarsa o sohbetin kasetini sorsunlar. O kaset e, şimdi burada yok tabii bunlar ama sorsunlar. Kadın erkek haklarıyla ilgili bir saat konuşma yapıldı orada tabii herkesin hakkı hukuku beyan edildi. Şimdi burada o noktaya girecek değiliz. Ona göre hareket etsinler inşallah. Yoksa herkes birbirine hak iddia ederek ahirete çıkarsak cennete giremeden kapılarda kalırız yani. Senin benden alacağım, beni senden alacağım. Burada bu işleri helallaşalım inşallah. Kadın erkeğe iyi davransın, erkek hanımına iyi davransın. Efendim ahirette hesap bırakmayalım yani. Adam gönderdi hanımını hocaya vaaz dinleme. Hoca da bir vaaz etti kadın haklarından. Yemek yapmanızdan lüzum yok dedi. Ev süpürmenize gerek yok dedi. Çocuğunu emzirmeye bile mecbur değilsin. Süt annesi tutmak zorunda falan. Kadın da dedi ulan bizim herif de bizi ırkat gibi kullanıyor ya. <laughs> bir de geldi eve. Hanım vaz nasıldı çok hoştu dedi. Ne olacak? Benim ne haklarım varmış, haberim yokmuş dedi. Hele bir anlat dedi. Yemek yapmasam olur, ev süpürmesem olur, elbiseni yıkamasam olur. Efendim, çocuk emzirmesem olur. Oha dedi. Adam da dedi vallahi hoca doğru söylemiş dedi. Ne var dedi? Hele sen şu odayı boşalt dedi. Niye dedi? Benim de bir evlenme hata hakkım var dedi. <laughs> "Yahu" dedi. Hiç de şakadan anlamıyorsun dedi ya. Bir şaka yaptık dedi ya. Onun için şimdi kimse kimseye hak aramasın. Vallahi hak başına geldi mi herkesin birbirinden alacağı çıkar. İşi karıştırma. İslamiyet orta yolu söylüyor. O sohbeti dinlerse herkes hakkın ukudunu, hududunu bilir. Şimdi ben onu nasıl anlatayım? Her yerde aynı şey mi konuşacağım? Ve da'awtu eshâran ettecmuti'aten ve sa'at ileyke mujibeten Ağaçları çağırdın, sana geldiler itaat ederek. Hepsi de sana koştular. Davetine icabet ederek. Çölde gidiyorduk diyor. Sahabe-i kiram. Rıdvanullah Aleyhimecmah'ın tabi ismini. Cabir Radıyallahu Anh. Daha başka sahabiler de var. Kainatın Efendisi. Abdest bozacaktı. Baktı ki etraf açık. Nasıl yapacak? Hemen. Ağaçlar vardı ileride. İlerideki ağaçlara davet etti. Buyurdu. ilte ima aleyye biiznillah. Allah'ın izniyle gelin beni kapatın dedi. Parmaklarıyla. İmam-ı Busiri Kaside-i Bürde'de diyor ki etli davetil eşyâru sâcideten temşî ileyhi alâ sâkın bilâ kadem. Bütün sahabenin gözü önde diyor. Gövdeleri üzerine ayaksız o ağaçlar söküldüler geldiler diyor. Etrafını çevirdiler. Kazayı hacetinden sonra da kainat efendisi hadi yerlerinize Dönün diye müsaade buyurdu ve yerlerine gittiler. Aynı yerlerine eklendiler. Bunları hep sahabe gördüler tabi ya. Yine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta bir yere kondu. Bir koca ağaç kökünden koptu. Geldi bir tavaf yaptı şöyle. Resulullah'ın etrafında döndü gitti köküne yapıştı. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem inne hestezenet rabbaha en aley bana selam vermek için Rabbinden izin aldı izinli geldi dedi. Allah. Ta peygamber olmadan diyor inni arifu hacaran bi Mekke. Mekke'de bir taş tanırım diyor Hacer Lesvedi söylüyor. Yüsellim aleyke kavli en Ben daha peygamber değil iken selam verirdi. Selamu aleyke ya Resulallah. Ya. Taşlar, ağaçlar. Elma ufa Allah bi ve sebbahat. Cemmül hasa fadli fi yumnaka. Sular taştı bolca senin iki elinde. Nice taş tesbih etti o mübarek sağ elinde. Bir muharebede Cabir bin Abdullah ile seferde susuz kaldık. Abdest alacağız. 1500 kişi sallallahu aleyhi ve sellem önünde bir ibriklik su var. Orduda bir yudum su yok. Mübarek elini suyun içine soktu. O da Allah'a karşı edep olsun diye yoksa şöyle tutsa çıkar. Ama o yoktan var etmek gibi olmasın diye mübarek parmaklarını suya soktu. Sudan çıkarı çıkarmaz bu parmaklar arasından bir şelale çıktı. 1500 kişi içti, kapları doldurdu, abdest aldı, bütün ihtiyaçları giderdi mübarek parmaklarından su çıkıyor. O su Zemzem'den de üstün. Cennet şaraplarından da üstün. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem içinden çıkıyor. Sahabeye bak ya. Neler gördüler ya. Bir orduluk su çıktı ya. Şöyle bir şey var mı? Musa aleyhisselam taşa vurdu, taştan çıktı. Taştan çıktığı çok görülmüş. Şimdi de taşlardan çıkıyor. Ama bu parmaktan çıktığı hiç görülmemiş. Taşlar sağ elinde tesbihe geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Ömer Osman Rıdvanullah, Ali Mecman Oturuyorduk diyor Ebu Zer anlatıyor Dokuz tane taş vardı Aldı taşları eline koyar koymaz Arı uldaması gibi taşlar Sübhanallah ve hamdi Sübhanallah ve hamdi Sahabe duyuyor Taşları yere bıraktı Sustular Sonra üç halifenin Ebu Bekir Sıddık'ın eline koydu Orada da başladılar Hazreti Ömer'e koydu Onda da tespitler Hazreti Osman onda da ettiler. Sonra diğer sahabelerin eline verdi. Onlar da tespih etmediler. Burada hadi hilafetün nübüvveti. Bu üçü benden sonra halifemdir. Onun için onlarda benim mucizemden bir eser var. Onlar da tespih ederler. Diğer sahabe halife olmadığından onların elinde tespih etmediler. Herkes duydu. Sahabe-i kiramın Resulullah ile yemek yerken diyorlar künne ne külü ve nesmi'u tesbih. Bukhari, Bukhari. Biz diyor yemeği yiyorduk Resulullah ile sofrada yemeğin Sübhanallah ve Hamdi okuduğunu kulaklarımız duyardı diyor. Bukhari hadisinde. Onların imanı tabi nasıl olur? Bir de bize bak. Bizim de imanımız kuvvetleşecek ama bu konulardan konuşmuyoruz ki. İşimiz gücümüz takara makara. Ne Allah'tan bahsediyoruz ne peygamberden kardeşim. Sohbetsiz, ilimsiz, irfansız, marifetsiz olur mu? Peygamberi canımdan çok seviyorum. Ne biliyorsun da ne seviyorsun kardeşim? Gel konuşalım da anlaşalım. Dinle. Bu konuları dinle. Dinleme gıybet dedikodular. Aleyke zalleletil gamametu fil vera vel cidmuhanne ila kerimi Alemler içinde bulut sana gölge yaptı. Hurma kütüğü de sana kavuşmak için feryadı figan bastı. Bu nasıl oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amca Ebu Talib ile çocukken daha peygamberinden evvel Şam-ı Şerif'e giderken Busra, Basra değil, Basra Irak'ta, Busra Şam'da. Bu sırada bir yere kondular. Orada Behira isimli rahip var. Ehli kitap alimi değiştirilmemiş İncil o zaman. İncil değiştirilmediği zaman Resulullah Efendimiz'in vasıfları sallallahu aleyhi ve sellem tarifleri var mucizeleri yazılmış Kureyş'in uluları ile beraber hiç o zamana kadar ibadethanesinden çıkmayan Behira çıktı geldi kafilenin yanına kafile de şaşırdılar meşhur o zaman orada Behira çok gelmiş gitmişler Şam'a kafileler o hiç çıkmaz Resulullah'ın elinden tuttu sallallahu aleyhi ve sellem çocuk Hade Seyyidü'l Alemin Ha o Resulü Rabbil Alemin, ha Bu zat dedi bu çocuk alemlerin efendisidir. Alemlerin Rabb'inin elçisidir. Allah alemlere rahmet olarak göndereceği nebisidir. Ne tanıyorsun dediler. Dedi ki siz şu yokuştan gelirken tüm ağaçlar ve taşlar buna doğru secdeye kapandı. Biz kitapta görüyoruz ki peygamberden başkasına ağaçlar taşlar secde yapmaz. Sizin kafelede bir peygamber var. Olacak. İşte o bu zattır. Bir de dedi omuzunun yumuşak kemiğinin altında elma büyüklüğünde peygamberlik mührü var. Açarsa gösteririm dedi. Nasıl tanıyor? Çünkü İncil'de o zaman yazıyor. Şimdi İncil'i Tevrat'ı değiştirdiler. Evvelce değiştirilmeden, Resulullah gelmeden hep doğru yazıyordu. Şimdi bir tane bulamazsın doğru yazar. Sonra bir yemek yaptı, davet etti. Büyükler davete geldiler. Resulullah'ın yaşı küçük diye sallallahu aleyhi ve sellem Develerin eşyanın başında onu bıraktılar. Sen küçüğümüzsün. Behira dedi ısrarla o gelecek dedi. Ben bugüne kadar size böyle bir yemek verdiğim yoktu. Onun hatırına verdim siz. Onu nasıl getirmediniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyorlar hepsi. Birisini gönderdiler. Çağırma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşı tepeden gelmeye başladı. Hemen bir bulut başına geldi. O bulutla beraber geliyor. Geliyor, geliyor. Bulut hiç onunla geliyor bulut. Medine'de Mescidül Gamame var. Bulut mescidi. Hemen Ravza-i Mutahhara'dan ileride. O Ceylan mescidi de var. O Ceylan'ın saldığı yerde, konuştuğu yerde de mescit vardı. Şimdi bu vavilere eserleri yıktılar. Ama Gamame mescidi duruyor. Ravza-i Mutahhara'nın kıblesinden çıktık mı sağ tarafa doğru hurma pazarı var Medine'de. Hurma pazarına giderken sağ tarafta Mescidül Gamame, Bulut mescidi. Resulullah Efendimiz'in üzerine bulut geldiği çok oluyordu. Orada da geldi bulut. Baktı ki gösterdi Kureyş'in ulularına. Görüyor musunuz dedi bulut onu nasıl takip ediyor. Ondan sonra geldi Kâinat Efendisi yemek yenecek fakat büyükler ağacın altına oturmuş. Resulullah kaldı güneşin altında küçük diye. O ağaç bütün dallarıyla beraber eğildi onun üzerine. Bunlar kaldı açıkta yazda. Ya. O zaman Behira dedi ki kardeşinin oğlunu dedi yeğenini al dedi Mekke'ye geri gönder. Yahudilerden sakın dedi. Bu çok büyük bir zat olacak. Kitaplarımızda biz bunu okuyoruz. Babalarımızdan bize bu emanet kaldı. Bizden çok söz alındı deyince Ebu Talip dedi sizden kim söz aldı? Allah Akadeha aleyna nezele bi'ise ibn Meryem. Meryem oğlu İsa'nın getirdiği İncil'de Allah bizden söz aldı Muhammed Mustafa'ya iman edeceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem iman etti ve sahabeden sayılıyor. Bahira. Tabi evvel öl vefat etti ama sahabeden sayılıyor. Bu mübarek insan haber verdi. Sonra açtı mübarek omzunu, mührünü öptü. Tiril tiril titredi. Tüyleri diken diken oldu Resulullah'ın mührünü görünce. Elma büyüklüğünde mübarek sırtında. Omuz kemiğinin altında vardı. Mübarek tüylerinden yazılı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Açıkça okunuyor. Tüylerden yazı. Teveccüh haydi şey tevenneke mansur. Nereye yönelirsen yönelsen yardım yardım olunmuşsun yazıyor. Mührü şerifte. Ve Rumlarla Yahudiler bunu tanımasın görmesin diye korktuğu için Ebu Talib'e çok ısrar etti. Ebu Talib de Şam'a kendi gitti ama bir kölesiyle Resulullah'ı Mekke'ye döndürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sıraya kadar geldi. Şam'a gitmedi. Şam'a gitmeden çocukluğunda döndü. Bir daha da zaten Şam'a gitmedi. Ama Şam topraklarına geldi. Bu sıraya kadar geldi. Şimdi orada mescit var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Şam topraklarında bu sırada o mescit geçende de bir belgeselde gösterildi. Ve hakikaten Yahudiler, Rumlar da haber aldı sonra. Çok öldürmeye, teşebbüs etmeye yolda arayanlar oldu. O haberi duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerrem'e sağ salim döndü. Elhamdülillah hurma kütüğü mucizesine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deki mescidinde bir hurma kütüğüne dayanarak cuma hutbelerini ve konuşmalarını yaparken bir e, marangoz usta Müslüman oldu. E, dedi ki "Sana ya Resulullah ben sanatkarım." dedi. Bir minber yapayım. Bu böyle olmaz. Müsaade buyurdu. 3 4 basamaklı. Yani 3. basamakta duruyor. Bir basamakta işte üstü var oturuyor. Böyle bir küt minber yaptı. İlk hutbesine çıktı kainat efendisi Hurma kütüğü de orada duruyor eski kütük. Başladı inim inim inleme. Bu hadis-i şerif nerede? Bu hadis-i şerifin olmadığı bir yer yok. Bukhari'den tut. İbn-i Mace'den, Beyheki'den, İbn-i Ebi Şeyh'den. Kaynak kaynak dolu. Bir sayfa kaynak yapmış. Bütün sahabe gördü cuma saati. Hurma nasıl inliyor, inliyor, inliyor. Sahabe-i kiram hutbeyi dinleyemiyor. Resulullah indi sallallahu aleyhi ve sellem gitti o hurma kütüğünü şöyle kucakladı. O ağlayan çocuk siner gibi <laughs> böyle yatışıyor. Vallahi dedi levlem e'teni kulehenne ila kıyame inip kucaklamasam kıyamete kadar ağlayacak. Allah Allah. Sonra ondan pazarlık yaptı. Dedi ki, istersen Allah'a dua edeyim. Seni İnşite davetullah feraddeke ila muhteşşike. Koptuğun yer neresiyse hangi ağaçtan ayrıldın? Dua ederim Allah'a aynı ağaca seni lehimler dedi yine yeşerirsin. Allah. Ve inşite davetullah feudkhileke'l cenne feesmerte fiha feekele min thimarike evliyaullah'l muttakun ve murselun. İstersen Allah'a dua edeyim seni şimdi cennete soksun. Orada sen yeşeresin, meyve veresin. Senin ürünlerinden Allah'ın peygamberleri ve dostları cennette bol bol yesin dedi. Naam dedi Resulullah Efendimiz tamam o zaman dedi sahabe onu duymadılar. Hurma kötüyü cennete gitmeyi tercih etti. Ve orada Ravza-i içinde şimdi minber var biliyorsunuz. Hemen mihrabı var, minberi var. Ma beyne beyti minberi Cennet hani cennet bahçesi diyoruz evimle minberimin arası Ravza. Yeşil halıların olduğu küçük bölge. İşte o bölgede hemen urma kütüğü olduğu yerde battı. Oradan cennete gitti. Yeriz inşallah. Görürüz inşallah. Cennette de ne ziyaretler var inşallah. Ha, gidebilsek. Yürüme izin çıkmazdı yumuşak toprakta. Ayaklarım batarak iz yapardı sert taşta. Kumda giderdi kumda. Hiç izi yok. Kayaya basardı, izi çıkardı. Mescid-i Aksa'da ben de bir ziyaret nasip oldu. Sonradan tabi ikinci gidecektim. Yahudiler bana vize vermediler. Evvelce gittiğimde bu kadar meşhur değildim. Bu hapisten sonra meşhur ettiler beni. Bu sefer de müracaat ettik. Yahudiler ortalığı yıktılar. Bu, bu adam gelemez dediler. Ne yapalım? Yahudilerin sevmediği adamı Allah sever inşallah. Masonların, Lyonsların, Rotorilerin beni hiç sevdiği yok arkadaşlar. Benim de onları sevdiğim yok. Allah'ın düşmanlarıyla işim yok. He, vize vermesinler. Gidemeyim elhamdülillah. Evvelce bir kere nasip oldu. Şimdi kadımız çıktı 9'a. İnmez 8'e. Ne yapalım? Ya benden korkmayın, benden ben ne yapayım? Garip bir adamım, hasta bir adamım diyorum. Yoksa sen çok tehlikeli adamsın diyorlar. Peki o zaman. Allah korkutuyor bunları benden. Sanki bende bir şey var. Buradan zor çıktım. Rum elçisi geldi. Medine'ye Hazreti Ömer'in sarayını arıyor. Hazreti Ömer de sarayını arar. Dedi halifenin sarayı nerede? Nenenin biri çıktı yoluna. Çak karışma dedi. <laughs> Çak karışma dedi. Bağla de, atını şuraya dedi, götüreyim seni Ömer'e dedi. Allah Allah. Koca karı bana fırça atıyor dedi. Ya. Bizans'ın elçisi ya. Şimdi Amerika'dan birisi gelse ne olur? Bütün protokol ödü kopar. O zaman nene hava atıyor. Evet, Bağla yet dedi şuraya. Hazreti Ömer de ağacın altında uyuyor. Allah Allah. Rum elçisi ne dedi? Ömer bu dedi. Oh. O da duymuş Ömer 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 bir göreyim diye bir Kayser Rum kralı yollamış. Yahu dedi ben dünyanın neresine gitsem ayağa kalkıyor bütün dünya dedi. Bu niye iştir dedi burada beni adam yerine takan yok dedi ya. Baktı ki Hazreti Ömer orada uyuyor. Bu başladı titreme. Uykusundan. Lan dedi bu bir uyanırsa ben nereye kaçacağım dedi ya. <laughs> Uyu uyuyan adamdan titriyor. Mevlana diyor ki Hakkın heybeti yamalıklı cübbenin değil. Hazreti Ömer yamalıklı cübbe giyiyordu. Allah adama bir heybet verirse dünyayı ondan korkutur. Ama sen oho beyefendi sinek kaydı kafada lazımlık boynunda yular o biçim kran tuvalet adam yerine koyan yok kardeşim. Gidiyorsun uçaktan indiriyorlar bekle kontrol soyun Lan nasıl ben bürokratım şuyum bir kim takar seni? Ya. Onun için heybeti Allah verecek arkadaşlar. Verirse bir yamalıklı cübbeli adamdan herkes korkar. Vermezse dünyanın lideri olsun sinek seni takmaz. Sinek gelir vız diye sokar. Nemrut'u topal sinek öldürdü. Koca Nemrut topal sinek Allah buyurdu sağlam sinek sana fazla gelir. Onun için çok anlatırdım o kıssaları şimdi vakit yok ha. Mescid-i Aksa'daki kayayı diyorum. Miraca çıktığı kaya, cennet kayası biliyorsunuz. O altın kubbe görüyorsunuz ya. Altın kubbe Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa o altın kubbe değil sadece. Mescid-i Aksa 144 dönüm. O altın kubbe sadece kayanın üstündedir. O mübarek kayada Resulullah'ın nesi var sallallahu aleyhi ve sellem. Ayak izi var. Resmini çekemiyoruz ya. Flaş patlamıyor. Şöyle dışarıdan çekiyorsun çekiyor. İçine biraz tutuyorsun çekmiyor. O şeyin içerisinde ziyaretgah köşede. Kayaya bastı mübarek ayağı orada kaldı. Hatta kaya peşinden göğe doğru yükseldi. Melekler zor zapt ettiler. Mir duramıyor ayrılığından miraca çıkarken. Ama toprakta yürüyor, kumda izi çıkmıyor, kayada izi çıkıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şefeyt edel min cedvaka. Ne hastalara şifa verdin diyor. Dertlerinden deva verdin. Tüm dert yeryüzünü ihsanlarına gark etti. Adam geldi. Dedi ya Resulallah. Kör. Bir dua et sen şu gözüm açılsa dedi. Dedi istersen sabret sana cenneti söz vereyim dedi. Ya Resulallah dedi. Nasıl sabredeyim dedi. Dünyada da gözüm görmüyor. Seni de göremedim dedi. Bir şeyi göremedim dedi. Peki dedi. Al abdestin dedi. Kıl şurada iki rekat dedi. Dua Aç ellerin dedi. Bu hadis Tirmizi. Allah'ım en yeselüke ve teveccühü ileyke bi nebi nebi rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi Ya seyyidi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnni teveccühtü bike ila Rabbi. Fi haceti adili tukfa. Allah'ım fe şeffi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. Yine de bundan amel ediyoruz ha. Yani biz de bunu yapabiliriz şimdi. Abdest alacaksın, iki rekat kılacaksın. Ya Rabbi diyor, Rahmet peygamberi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sana yöneliyorum, senden dileniyorum, senden istiyorum. İstiyoruz Allah'tan. Muhammed Mustafa aracımız sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Ey benim efendim ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi vefat etse de ruhu diridir. Peygamberler ölmezler. Kabirlerinde namaz kılıyorlar hadis-i şerif. Şehitler bile ölmüyorlar. Peygamberler ölür mü? Şimdi bir adam ya Resulallah diye istese kabul. Bak adam ne diyor? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben seninle Rabbime yöneldim. Allah benim bu hacetimi gidersin. Ya Rabbi onu bana şefaatçi et, şefaatini kabul et dedi. Gözleri açıldı diyor sahabe-i kiram. Gitti adam abdesthanede abdest aldı. İki rekat kıldı, dua yaptı, Resulullah'ın yanına geldi diyor. Gözünde hiçbir şey yok. Allah Allah. Ne kadar mucize sahibiydi. Daha ne hastalıklar? Yani bunu anlatmakla baş edemeyiz. Doktorların tedavi edemediği hastalar, dertliler getirilir. Bir dua eder, eliyle sıvazlar. Cin çarpmış çocuğu getirdiler. Çocuğa şöyle bir sıvazlar. "İhsan ya vallahi. Ey Allah'ın düşmanı, defol." dedi. Hemen çocuk siyah köpek yavrusuna benzeyen bir hayvan yutmuş gibi sanki onu kustu. Çıktı kurtuldu. Ne hastalar. Yine tabii İmam-ı Efendimizin beyanlarıyla ve radette ayne ba'del ve husayni bi şifakha katadenin gözünü kör olduktan sonra yade ettin İbni Husayn'e de devan şifa verdin diyor. Hazreti Katade bin Numan Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendini siper etti. Resulullah Efendimizin yüzünü gözünü koruyayım derken tam gözünden ok isabeti aldı. Ve katadı Hazretlerinin gözü aktı. Hemen Resulullah'a geldi. Ne güzel. Resulullah olduktan sonra hiçbir dert yok. Ya, gözün gitti. Şimdi kime gideceksin? Ne doktorda haber. Şu anda bile ne Amerika ne Rusya toplansa akan gözü bir şey yapamazlar. Hemen geldi ya Resulullah dedi. Ne mübarek adamdı be. İnnel imraten hubba ve hşan in ra'atni takdiruni. Dedi ki hemen harbin ortasında hanımı aklına geldi. Benim çok sevdiğim bir hanımım var dedi. Bu gözüm böyle görürse dedi hanımım benden tiksinir dedi. Vay anasını ya. Görüyor musunuz işi şimdi? Resulullah buyurdu in öyle gel cennete in radet ve lem tefkid İstersen sabret. Bir gözünün körlüğüne cenneti söz vereyim. Yok istersen geri vereyim, gözünü geri koyayım, yerleştireyim hiç eskisinden daha iyi göresin, zerre kadar göz kaybına uğramayasın dedi. Ne uyanık bak şimdi. İnnel cennete le cezaun cemilun ve ataun celil. Ya Resulallah. Dedi. Cennet çok büyük mükafat. Hakikaten cenneti garantilesem çok iyi olur ama ve lakinni racülü müptelen bihubbinize. Ben hanımımı çok seviyorum dedi. Bu hanım sevgisine tutulmuşum dedi. Velakin terut Ne uyanık adamdı. Ya Resulullah dedi bu ikisi birden olmaz mı dedi yani. Hem gözümü ya edem de cenneti ver dedi ya. Ne var dedi sana eksik mi var dedi ya. Resulullah ne yaptı biliyor musun? Kainat efendisi ef ya Baktı gözü akmış böyle. Düşündü hanımı da onu evde bekliyor. Uhud'da muharebede. Dayanamadı dedi. Yaparım ya Katade, yaparım dedi. Ne yapamaz Muhammed Mustafa? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme de kema ve bi vecihi fe ayni Peygamberinin yüzünü koruyan Katade'nin yüzünü gözünü muhafaza et Allah'ım dedi. Aldı Bismillah gözünün suyunu gözünü akan gözü buraya taktı. Ya Rabbi en güzel gören ve en keskin gören gözünü bu gözüyle Ya Rabbi dedi sapa sağlam gözünden daha iyi görmeye başladı. Ondan sonra diyorlar ki seneler geçti Hazreti Katade'nin öbür gözü kaç defa hasta oldu da Resulullah'ın taktığı gözü bir daha hiç sulanmadı. Bir daha da bulanmadı. Yaparım dedi, yaparım dedi. İbn Hüseyin, Gülsüm İbn Hüseyin ona da şifa verdi. O ne oldu? Kainat Efendisi Uhud'da yine o da boğazından yaralanmış. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ya Resulullah boğazına bir yara ölümcül. Boğazından kan kaybediyor. Ölecek. Buradan mızrak girmiş. Kainat efendisi mübarek ağzının suyunu, mübarek tükrüğünü yarasına sürdü. Şah damarı bölgesinden yara almış. Ölümcül yara. Hemen kaynadı şifa buldu. Hiçbir şey yok. Allah Allah. İbni Hüseyin'e de şifa verdin. Ve kezâhu beybun ve ibn afrâ Yuri Haşefey Devma Hubey bile İbn Afra da yaralandıktan sonra sen onlara şifa verdin elinin dokunmasıyla. Bedir'de eli koptu. Hubey İbn İsaf eli koptu çok acı çekiyor. Kolu kesilmiş böyle bir deri tutuyor. Hemen Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek tükürüğüyle sıvazladı. Yerine taktı. Kolu yerine taktı gitti o kollan kendisini yaralayan gavuru gebertti. Allah Allah. Kopan kolla. Ne ameliyatlar cerrah. Şimdiki bu kadar plastik cerrahi bilmem ne cerrahi ilerlemiş hiçbiri bunları yapamaz. Allah. İbn Afra radıyallahu anh Ebu Cehil Bedir'de bu zatın elini kesti. O da kopan elini diğeriyle eliyle tuttu. Resulullah'a getirdi. Eli, eli elinde. Öbür elinde eli. Dedi ya Resulallah. Durum bu. Hemen mübarek tükürüğünü, şifalı mübarek ağzını suyunu sürer sürmez eli yerine kaynadı. O da böylece şifa buldu. Baştan çok sıkıntı çekti. Baktı ki duramıyor. Bastı kolu e, ayağıyla elini kendi koparttı. Aldı öbür eline getirdi Resulallah. Tak bunu diyor. Allah Allah. Ve aliyyun min ramedin bihi daveytehu fi hayberin feşu fi bitib ile maka. Hayber'de fetih nasip olmuyor, olmuyor. Ve utiyenler râte gaden racülen yuhibbullâhe ve rasûlû yeftehullâh alâ edeyh ve yuhibbullâhu rasûlû Yarın sancağı bir zata vereceğim. Allah fetih onun elinde gerçekleştirecek. O Allah'ı peygamberini sever. Allah Resulü de onu sever dedi. Herkes bekliyor bana verecek, bana verecek? Sabah oldu. Eyni Ali İbni Ebi Talip nerede Hazreti Ali dedi? Bir mikrop kapmış. Gözlerini açamıyor. Ama gibi gözleri bütün sulanmış. Yara içinde kan boyanmış gözleri. Şuradan şuraya yürüyemiyor. Göz yok. Hazreti Ali Efendimiz'e. Göz hastalığı vurmuş. Dediler gözünden şikayeti var. Dedi ki sahabeden beni gönder. Tut kolundan getir dedi. Göremiyor. Tuttu kolundan getirdim. Ya İbn Seleme radıyallahu. Anh. Efendimizin yanına geldi sallallahu. Mübarek tükrüğünü gözlerine sürdü. Gözleri bir anda düzeldi. O günden sonra ne göz ağrısı, ne sancı, ne baş ağrısı hiç görmedi. Allah me'zibanul harra ve'l berde. Bir de dua etti. Ya Rabbi dedi. Sıcağın soğuğun etkisini Ali'den gider. Hazreti Ali ne sıcaktan etkilenirdi, ne soğuktan. Buzun içine koysan incecik tiril, tiril gömlekle dururdu. Yazın en sıcak gününde kaç kat böyle deve tüyünden yünlere sarılırdı hiçbir şey olmazdı. Ne sıcak hissederdi ne soğuk hissederdi. Bir dua alsaymışık yaşamıştık be. Vay anasını hayatımız kurtulmuştu be. Yine alırız inşallah. Bize şahittir Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gitsen de sen ki ben şeker hastasıyım bana bir şifa ver. Bir bismillah kurtulurduk be. Bu doktorlar bunlar aciz adamlar. Anca paralarımızı soydular. Bir ilaç. Şifa yok bir şey yok bunlarda ve Kendileri bizden hasta. Resulullah'ta ne şifalar var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şuraya bak ya. vesel de cabirin ba'de kadar tehya ve oğulları ölmüştü diyor. Sen onları dirittin diyor. Allah, Allah. Bu nasıl oldu biliyor musun? Şaşırılacak bir şey ya. Hazreti Cabir'in iki tane meselesi var. Bir koyun meselesi, bir de oğulları meselesi. Bir defa Hendek'te de geldi, baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnına taş bağlamış, açlıktan kırılıyor. Hanımına gitti, Medine'de ne var dedi, bir oğlak var, biraz da un var, ekmek yapabilirim. Kaç kişi yeter? İki, üç kişiye. Dedi Resulullah'ın kulağına söyle. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi, ya Resulullah fıs 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 fıs. ne var? Dedi işte bir ufak oğlak, bir küçük et var, birkaç kilo bir etmez. Bir ekmek var. Sen dedi, Kum ya Resulallah feracilin ente feracilin. Bir kişi de iki kişi yanına alabilirsin dedi. Rezil olmayalım dedi. Yemek az. Resulullah da dedi. Bağırın dedi. Hazreti Cabir'in daveti var. Herkes gelsin. 1500 kişi. <laughs> dedi ki hanımına git dedi. Sakın dedi tencereye de dokunmasın dedi. Ekmeğe de dokunmasın. Kapakları kapalı dursun. Geldi oturdu başına. Açıyor kapağı. Koparıyor bir parça veriyor. Ekmeğin açıyor kapağını, koparıyor bir parça veriyor. 1500 kişi yedi, 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 yedi. Herkes doydu, daha dolu duruyor. Dedi ki külü velâ teksir azma, kemikleri kırmayın dedi. Her, hiç kimse kemik kırmasın. Topladı kemikleri getirdi, bir dua, kemikler yeniden <laughs> oğlak oldu. Canlı. Allah Allah. Dedi sen yine dedi, kazandın dedi, bu da senin karına kaldı, bir şey eksilme yok. <laughs> bir kere de çok sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de, Hazreti Cabir davet etti dedi bir evimize misafir teşrif buyurursanız dedi. Kainat efendisi davetlere icabet ederdi. Fakir zengin ayırt etmezdi. Hepsine giderdi. Köle çağırsa giderdi. Gariban çağırsa giderdi. Gitti. Ya ne ilginç bir hadise öyle karşılaşıldı ya. Resulullah oturdu sallallahu aleyhi ve sellem hanımı da Hazreti Cabir oğlu kesti dışarıda. Kuzu kuzu kesti. Kesti bıçakla. İşte hanımı da pişiriyor. O arada bıçak orada duruyor. İki de oğlu var. Oğlunun birisi öbürüne dedi ki gel bak babam dedi kuzuyu nasıl kesti sana göstereyim. Yatırdı çocuğu kesti ya. Allah Allah. O arada çocuk annesine geldi. Annesinin yanına geldi. Başını annesine getiriyor. Yok kesti kuz kuzunun başını keser gibi. Kardeşinin başını annesine getirdi. Bir de annesi baktı. Telaşa kapıldı. Dehşete kapıldı. Çocuğun kafası elinde. Düştü peşine ne oldu ne bitti derken çocuk korktu kaçtı. Dana. Annesi de onu peşine öbür çocuğu arayacak derken o da tamdan düştü. O da vefat etti. İki çocuk da vardı. Kadın dedi ya Rabbi ya Resulallah. Molla Cami Hazretleri bunu anlatıyor. Şevahi Dünnübüve isimli eserinde Molla Cami. Şaşırdı kaldı. İki çocuğun üstüne bir örtü örttü. Orada onları kapattı. Ne kadınlar ya! Bizim kadın olsa içeride peygamber olsa bas bas bağırır. Ne yapalım der ya, yemek iptal der ya, iki çocuk birden öldü. Ne kadın bunlar ne? Ne adam bunlar ya? İki çocuğu kapatmış üstünü çıt yok, kocasına da söylemiyor. Resulullah'ın yemeğini pişiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sofra hazırlandı, Hazreti Cabir'in bir şeyden haberi yok. Yemek yenecek. Hadi bakalım. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İnne Allah emrediyor, Cabir. Allah emre diyor Cabir'in oğulları da sofraya gelecek. Cabir'in haberi yok ki. Çocuklar nerede dedi? Yemeğe gelecek. Hazreti Cabir Hanım ne var? Çocuklar nerede Resulullah çağırıyor? Şimdi evde yoklar. Ne desin kadın? Haber ver. Hazreti Cibril tekrar geldi. İnna Allahi emruke Yoksa onlar bekleyeceksiniz. Onları hazır edecek Allah emre diyor. Hadi bakalım şimdi. Hazreti Cabir hanımına dedi ki bunlar neredeyse getireceğiz. Bir çare yok. Hazreti Cibril geldi yani bu şimdi. Şakası yok. Kadın dedi ki ne yapayım efendi? Gel o zaman bak. Bir de baktı yüzünü açtı Hazreti Cabir. Evinde Resulullah var. Ne korkarsın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğun ölse ne olur? Evin yansa ne olur? Kainatın efendisi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen geldi. Dedi ki ya Resulullah. durum böyle böyle. Hazreti Cibril geldi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ma du'a Allah sana emrediyor. Hemen dua edeceksin. Rabbim buyuruyor. Dua senden, diriltmek benden. He? Ölüyü dirilten kim? Allah. Evliya Allah'tan birisine kadın geldi. Dedi oğlumun gözüküyor ne olur dua et. O zat da dedi ben İsa Aleyhisselam mıyım dedi ya. Kadını gönderdi. Kadın giderken hemen Allahu Teala'dan o veliye ilham geldi. Sen nasıl o kadını boş çevirdin ümitsiz ettin. Körlerin gözünü açan İsa aleyhisselam mıydı? Ben miydim Allah buyurdu. Sendin ya Rabbi. Ben, sen, ben aynı Allah duruyorum. Niye dua etmiyorsun? Çağırdı kadını dua etti. Gözleri açıldı. Bu ümmetin velilerinin bile böyle kerametleri var. Abdülkadir Geylani bile ölüyü kaldırdı. Radıyallahu. E ya Resulullah'ı nasıl tanıyalım? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve dua eder etmez... Cabir'in iki oğlu dirildiler. Yeniden oynamaya başladı. Ne kadar kolay. İslam'a davet etti bir zatı o da kalktı dedi ki ölmüş kızımı diriltirsen inanırım dedi. Mezarını göster dedi. Geldi mezarın başına. Ya fülane ismiyle. Hemen diril. Lebbey ve denk, Buyur ya Resulallah. Kalktı oturdu. Etuhibbine enterci'i. Dünyaya dönmeyi sever misin dedi. La vallahi ya Resulallah. Şey küçükken ölmüş çocuk ölünce müşriklerin çocukları da günahsızdır. Dedi ya Resulallah istemem dünyaya dönmek. İnni ve hayralli min ve ahirete hayralli Ölmüş dirilmiş kızın sözü. Allah'ı anamdan babamdan iyi buldum. Ahireti de dünyadan hayırlı buldum dedi. Bah. Küçükken ölenler. Emeses teşahaten li ma'bedin ba'de neşefet fe şifaruk <laughs> min Medine'ye hicret ederken ümmü mabedin çadırına rastladı. Çok aç kaldılar ve sıttıkla iki hafta yolculuk sürdü. Halbuki bütün mucizeler elinde ama Allah öyle de çektiriyor. imtihan. Dedi ki süt alacağız parayla. O zaman onlar iman etmemiş. Bir şeyden haberi yok. Bir kadın ümmü mabed. Kocası gitmiş avlanma. Dedi süt yok. Orada bir koyun gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu koyunda var mı bir şey dedi. Nerede dedik. Aylardır kurumuşuz. Bereket yok bir şey yok. İzin verir misin sahayım dedi. Tabi dedi. Hemen sallallahu aleyhi ve sellem bir sağdı. Bir barkaç süt hemen kaymak bağladı. Ondan sonra kendisi de içti. yandakilere de içirdi. Üç kişiyle yolculuktaydı. Sonra Ümmü Mabede de dedi ki Al dedi. Bir arkadaş sana süt bırakıyorum dedi. Ve gitti. Kocası geldi Ebu Mabed. Bu nedir dedi ya her taraf kurumuş şimdi dedi. Burada süt doldu. Dedi vallahi öyle mübarek bir zat geldi ben tanımıyorum dedi. Tan anlat bakayım dedi. Bir anlattı bir anlattı o kadın var ya bir kere görmekle Resulullah'a bir anlattı sahabenin hepsinden iyi anlattı. O da sahabe oldu sonra tabii. Şöyle güzel, böyle güzel. Bu eserde 132, 133 sayfeler, 134. sayfeler. Dürrü Meknun kasidesinin şerhinden okuyorum. Daha benim okuduğum zekat olmaz. 200 sayfa kitap. Güzel miymiş? Güzelmiş ya. Bırakın şu çirkin işleri de şu güzelliklere bak. Okuyun da amel edin. İnşallah. Kocası tarifi duyunca vallahi dedi. Mekke'de çıkan zat bu olması lazım. Haberi çok yayıldı dünyaya. Ben çok onlarla arkadaşlık etmek istiyordum. Sahabe olmak istiyordum. İnşallah yapacağım dedi. Sonra hakikaten bu bu karı koca iman ettiler elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cabet ettiler. Ve <laughs> Rabbek Kıtlık senesi dua ettin Rabbine. Dua eder etmez hemen bulut taneleri boşanmağa başladı. Sahabe-i kiram geldiler ya Resulallah kıtlık kuraklık hayvanlarımız aç susuz dua et Allah yardım Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah leyahkim şatikum Allah şu anda sizin bu çektiğiniz sıkıntıyı görüyor dedi. Yağmur rahmet de çok yaklaştı siz de ümidi kestiniz. Allah sizin halinize gülüyor dedi. Allah güler mi de bizim gibi gülmez. Haşa Allah'ın güzü yok, dişi yok haşa. Ama manen yani memnuniyet belirtisidir. Yoksa Allah bizim gibi şekilden münezzeh. Resulullah bir dua etti, bir dua etti. Allah eski beledek ve behimetek ve şu rahmetek ve ahi beledek elmeyin. Ölmüş topraklarını canlandır, rahmetlerini neşreyle, hayvanlarını, şehirlerini sula ya Rabbi dedi. Dua eder etmez. Ebu Lübabe Hazretleri dedi, ya Resulullah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem ambarda hurmalar var dedi. Ne demek istedi? Biraz dengeli yağsın dedi yani. Ambarlarım ambarları götürmesin dedi. Resulullah burada Allah Hatta Yakum Ebu Lubabe teurianen ve icarihi. ve Ya Rabbi dedi. O kadar yağdır ki Ebu Lubabe soyunsun dedi. Dizlerini yukarı çeksin, çıplak olsun dedi. Bacaklarını soyunsun dedi. Elbisesinin kenarıyla dedi. Ambarının deliğini tıkasın dedi. Allah Allah. Ebu Lübabe diyor ki bir yağmur yağdı. Bir ya bir anda bulut geldi. O anda hiçbir bulut yakken peyda oldu. Bir hafta devam etti. Bir hafta her yer aktı gitti. Bu sefer sahabe-i kiram geldiler. Ya boğulduk ya Resulallah. Allahümme <laughs> hava aleyna la aleyna. Böyle mübarek hutbeye çıktı parmaklarıyla işaret ediyor. Ya Rabbi etrafa yağdır, üzerimize yağdırma. Alaruzul Cibal ve alakamız Ya Rabbi dağ başlarına tepelere, tümseklere, vadilerin ortalarına, ağaç biten yerlere, ormanlara. Parmağıyla böyle yapıyor. Yaptığı yerden bulut açılıyor. Böyle yapıyor, yaptığı yerden bulut açılıyor. Bütün işaret etti diyor. Sanki böyle cam gibi açıldı bir anda diyor. Etrafa yağmaya başladı Medine. Selden kurtuldun. Ebu Lübabe o kadar yağınca kalktı. Dizlerini sıvadı. Elbisesini çıkarttı. Şey, delikleri tıkatmaya başladı. Resulullah buyurdu ki öyle oluncaya kadar yağdır. Allah ne ne dua ederse Allah onun dua ettiği gibi yapıyor. Güneş yüzüne vuracak bulut geliyor. Dedi ya amcası Ebu Talip dedi ya ya, Resul, ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin seni ne kadar dinliyor dedi. Müşrikler dediler ya bir mucize göster inanalım. Mübarek parmağıyla bir işaret etti. Ay ikiye yarıldı. Gökte görüyorlar. Ayın bir tarafı bu tarafta, bir tarafı bu tarafta. Böyle yapıyorlar. Ne büyücüymüş dedi ya. Ay bir, bir bütün duruyor da dedi. Bizim gözlerimizi boyadı dedi. Biz yarı görüyoruz. O zaman dediler ki bunun büyüsü bütün dünyaya tutmaz ya. Uzaktan gelenlere soralım. Aylarca sonra gelenlere soruyorlar. Onlar biz de gördük diyorlar. Ulan oralara da tutturmuş dediler ya. Böyle gavur adam mucizeyle inanmıyor ki. Ay yarıldı da dedi amca dedi. Yeğenim dedi. Rabbin seni ne kadar dinliyor dedi. Parmağını çekiyorsun ayı bölüyor dedi. Vente ya amile ve Amca dedi. Sen de iman etsen itaat etsen yola gelsen o seni de dinler dedi. Sen Allah'ı dinle Allah da seni dinler. sen ona uy o da seni duysun. Duyuyor duyuyor ama çoğumuzun duası hemen kabul olmuyor. Daha ne anlatayım? hakikaten çok. Ben size birkaç beyt okudum. Amin. Sübhane Rabbine Ali'yle Ali'l-i Bâb'in Hamdülillâhi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidil mursalim Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in ya rahmen rahimin ya rahmen rahimin ya rahmen rahimin. Okunmuş olan hatmi şerifleri, zikirleri, duaları, salih amelleri, fazlu keremle kabule karin eyleyip. Hasmec cümle itibariyle meddat hazih kainat fe'ul usatiyem el arasat hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Haciz, Şerif, Ruh, Saadetlerine. Cümle Uzzan, ve dinimizin hazret Şerif ruh-ı âdetlerine. Sani cümle peygamberan uzzam resul-i fekam aleyhim salavatul mennan hazratlarat-ı ruhai tayyibelerine. Alezvacat-ı dairat-ı ma'at-ı müminin, halifai râşidin ashab-ı güzin, ensar muhacirin, tâbiin tâbiin tâbiin, ey mecmûdîyîn müfessirîn, muhaddisîn, fukahâ, kurrâ, talâb, huffâz ve bi cümle hamel-i Kur'an ervahine. Ve bu cemaatin geçmişlerinden ve katip sahiplerinin geçmişlerinden müminin müminatın ervahine, analarımızdan, babalarımızdan, ağabeyimizden, ekribayi, talukatımızdan komşu ve yaranlarımızdan irtihal, derbi, kaidenlerin ervahine ve hasaten bu cemaatin müslüminin geçmişlerine ervahine ve